Rusya Savunma Bakanı'nın orduda savaşa hazırlık teftişinin başlatıldığını duyurmasının ardından tüm dünya alarm haline geçti. Gelen son dakika haberine göre geçtiğimiz gün iki Ukrayna askerinin Rus yanlısı ayrılıkçılarla çıkan çatışmada öldürülmesi üzerine ABD bugün Moskova'ya çok sert tepki göstererek çağrı yaptı. Ukrayna medyası ise askerlere uyarı yapmadan ateş izni verildiğini yazdı. Rusya'nın sınıra yığınak yaptığına ilişkin görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Beyaz Saray'dan Moskova'ya gerginliği arttıracak bir suçlama geldi. Binlerce asker, yüzlerce tank ve zırhlı aracı Ukrayna sınırına yığarak dünyayı dehşete düşüren Rusya lideri Vladimir Putin'in hangi silahları çatışma alanına sevk ettiği netlik kazanıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tunguska uçaksavar ve füze sisteminin sınıra götürüldüğü dikkat çekti. Ayrıca TOS-1A roket atar sistemi de yine yığınak arasında. Rus yanlısı ayrılıkçılar çatışma hattında saldırılarını yoğunlaştırdı. Son 24 saatte açılan ateşlerde iki Ukrayna askerinin öldüğü bildiriliyor. Avdiivka bölgesinde yaralanan asker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ukrayna ordusunun Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılara saldırılar düzenlediğini ileri süren Rus medyası ilk kez S-400 füze savunma sisteminin Kırım'a transfer edildiğini doğruladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, öğleden sonra yaptığı açıklamada orduda planlı bir savaşa hazırlık teftişinin başladığını bildirdi. Shoigu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda Rus askeri güçlerinin eğitim planları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlerin başladığını kaydeden Shoigu, silahlı kuvvetlerin eğitim planı çerçevesinde askeri yönetim ve birimlerde denetimler başladı ifadesini kullandı. Shoigu, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını belirterek, denetim çalışmalarının yüksek nitelikte yapılmasını ve askerlerle askeri teçhizatın hareket esnasında güvenliğinin sağlanmasını talep ediyorum şeklinde konuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen Avia.pro internet sitesi, Rus ordusunun acil bir şekilde S-400'ün yanı sıra S-300'leri de işgal altında tutulan Kırım'a gönderdiğini yazdı. Rus ordusunun resmi televizyonu Zvezda ise Hazar Denizi'ne yakın bir konumdaki Asoluk eğitim sahasında S-400'lerin savaş uçaklarına karşı test edildiğini fotoğraflarla duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği konusunda niyetini açıkça ortaya koyması çağrısında bulundu. Günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırının güneyiyle doğusunda askeri hareketliliğini gözlemlediklerini söyledi. ABD'nin Ukrayna'yı savunma ve saldırı ekipmanlarıyla desteklediğini belirten Kirby, Rusya'yı bölgedeki niyetini gizlemekle suçladı. Kirby, orada niyet tam olarak açık değil. Rusya'nın sınır boylarında bu kuvvetlerini hareketlendirme konusunda niyetini açık etmesi çağrısında bulunuyoruz ifadesini kullandı. Ukrayna ordusunun tüm Azak sahili boyunca 12 millik bölgeye deniz seviyesinde veya altında izinsiz giren herkese uyarı yapmadan ateş açmasına izin verecek. Bir Rus uzmansa Ustimenko ve arkasındakilerin planlarında 2014'ten sonra gelişen yeni gerçekliği tamamen görmezden gelecek bir mantıkla bu denizi talan etme planı var ifadelerini kullandı. Rus uzman kesinlikle Azak denizi kıyıları boyunca 12 mil uzunluğundaki bir su şeridi Kiev tarafından Ukrayna'ya ait ilan edilmek istenecek ve kimse onların izni olmadan buraya giremeyecek dedi. Mart ayı sonunda ateşkesin havaya uçması ve 4 Ukrayna askerinin ölmesiyle Ukrayna-Rusya sınır hattı yeniden ateş topuna döndü. Rusya'nın devasa sevkiyatı uluslararası medyada savaşın eşiğinde ve dünya savaşı 4 hafta içinde tetiklenebilir başlıklarıyla sunuluyor. Moskova bunca askeri yığınağa ve el konulan Kırım üzerinde helikopterlerin uçmasına rağmen kimseyi tehdit etmediğini savunuyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ordu birliklerinin sınıra yerleştirildiğini söyleyip ekledi. Rus ordusu Rusya topraklarında gerekli görülen doğrultularda ve gerekli görülen şekilde ilerliyor. Bu hiç kimsede en ufak endişeye yol açmamalı. Rusya, dünyanın hiçbir ülkesi için tehdit oluşturmuyor. Ukrayna'ya batılı müttefiklerinin sunduğu destek de artıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price,
Rusya'nın askeri hareketlerinden kaygı duyduklarını ve Ukrayna'nın yanında olduklarını yineledi. Price, Rusya'nın Ukrayna sınırına doğru ve işgal altındaki Kırım'da birliklerini hareket ettirdiğine dair güvenilir raporlar dahil Doğu Ukrayna'da son zamanlarda artan gerilim konusunda kaygılıyız. Bu taciz ve saldırganlığa karşı Ukraynalı ortaklarımızın yanındayız dedi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de Başkan Joe Biden'ın yakın zamanda bu konuda Rusya lideri Putin'le bir telefon görüşmesi yapmasını beklemediğini ancak diğer yetkililerin geçen hafta Ukraynalı mevkidaşları ile konuyu ele aldığını belirtti. Psaki, Rusya'nın Doğu Ukrayna'da gerilimi tırmandıran saldırganlığından ve provokatif faaliyetlerinden kaygılıyız. Bu konu yakından takip ettiğimiz bir şey. Şu anda Dışişleri ve Savunma Bakanları seviyesinde irtibat halindeyiz. Bu da yeterince üst düzey bir seviye diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Boris Johnson, Twitter hesabından İngiltere'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına sarsılmaz desteğini yineledim mesajını paylaştı. Johnson'a sürekli desteği için teşekkür eden Zelenski, Ukrayna'nın yalnız olmadığını hissediyoruz. G7 ülkeleri bizi destekliyor. NATO üyelik hareket planı Ukrayna için yüksek öncelikli ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bir telefon görüşmesi de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptı. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Zelenski görüşmede ülkesinin ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep etti. İmparatorluk ve ulus-devlet ikilemi içerisinde sıkışıp kalan ABD dünyanın değişen gerçekleriyle de savaş halinde. Dahası ABD kurguladığı sahte gerçeklik anlatısını dünyanın gerçekliklerinin yerine ikame etmek kibrini sürdürmekten vazgeçmiyor. Yeri gelmişken ABD başkanlarından George W. Bush'un beyni olarak anılan Cumhuriyetçi stratejist Karl Rove'a atfedilen bir alıntıyı hatırlatmak istiyorum. Dünya artık böyle çalışmıyor. Şimdi biz bir imparatorluğuz ve harekete geçtiğimiz zaman kendi gerçekliğimizi yaratıyoruz ve siz bu gerçekliği analiz ettiğiniz sırada biz bir daha harekete geçerek yeni gerçeklikler yaratıyoruz. Onları da analiz edebilirsiniz. Biz tarihin aktörleriyiz. Sizse ancak bizim yaptıklarımızı analiz edersiniz. Karl Rove ister bu cümleyi kullanmış olsun, isterse kullanmamış olsun, ABD'nin yakın tarihte yapıp ettikleri bu alıntıyla berraklaşan Amerikan algısını deşifre ediyor. Neokon dış politika elitlerinin baştan çıkardıkları George W. Bush'un Afganistan ve Irak savaşlarının sebebiyet verdiği gerçekliklerin sonuçları ise ortada duruyor. Amerikan askerleri 20 yıldır bu iki ülkede. ABD şimdi de yeni bir gerçeklik anlatısı kurguluyor. Çin'i denk rakip veya eşit hasım olarak gören Amerikan dış politika elitleri dünyaya bu yeni gerçeklik imajına uygun olarak yeniden düzenlemek istiyorlar. Bu bağlamda son 10 yıldır içinde ABD'de geniş bir Çin literatürü oluştu. Çin'in jeoekonomik güç rekabetinde ABD için çok ciddi bir rakip olduğu hiç kuşkusuz doğru. Ancak ABD, Çin'in bütün dünya için tehlikeli bir güç olduğu algısını inşa etmeye çalışıyor. Birçok Amerikalı analist ise istikbalde ABD ve Çin arasında savaşa kadar gidebilecek bir hesaplaşmaya dikkat çekiyor. Bu anlatı ve kehanet, biri yerleşik egemon ABD, diğeri yükselen güç Çin arasında eninde sonunda bir askeri karşılaşma olacağı varsayımına dayandırılıyor. Antik Yunan tarihindeki Isparta ve müttefikleriyle Atina ve müttefikleri arasında Pelopones savaşları bu anlatının tarihsel örnekleri olarak gösteriliyor. Her ikisi de nükleer güç olan ABD ve Çin'in doğrudan savaşmayı göze almaları beklenmiyor. Her iki gücün savaşa hazır olduklarını hissettirdikleri de gözden kaçmıyor. Her iki güç, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi diğer ulusları hizalama gayreti içindeler. Mevcut durum, birden fazla oyuncuyla oynanan uluslararası bir futbol maçına benzetiliyor. İki tarafta rakiplerini sonuçlarla tehdit ederken, aynı zamanda müzakereler için kaldıraçlar elde etmeye çalışıyorlar. Soğuk Savaş döneminde olağanüstü silahlanma programlarına rağmen ABD ve Sovyetler Birliği karşı karşıya gelmediler. Bu iki güç arasında savaşa en yakın olay 1962'deki Küba füze kriziydi. Dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren kriz, Sovyetler Birliği'nin Küba'dan, ABD'nin ise Türkiye'deki nükleer başlıklı füzeleri sökmek için gizlice anlaşmalarıyla çözüldü. Etrafındaki ülkelerin sınır ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'nde
ABD ve Çin'in askeri gövde gösterileri her iki gücü de askeri harcamalarını arttırma yönünde tazyik ediyor. Hint-Pasifiklerdeki jeoekonomik güç rekabetine dahil olmak isteyen İngiltere de askeri harcamalarını arttırmayı hedefliyor. Eski imparatorluklar, İngiltere ve Rusya küresel sahnede etkin bir yer kapmaya çalışıyorlar. Dünyayı yeniden iki kutup halinde ayrıştırma girişimlerine karşı gelişmekte olan bölgesel güçler, üçüncü taraf olarak dengeleyici bir rol oynayabilirler. ABD ve Çin arasında yakın gelecekte bir savaş beklenmiyor olsa bile, tarih beklenmedik veya öngörülmemiş büyük savaşların vuku bulduğuna dair örneklerle dolu. Öte yandan bugünün kehanetlerinin yarının gerçeklikleri olabileceği ihtimalini de görmezden gelmemek lazım.